Allah esnaf. Onları ayırmış aynen. Evet. 42, 31 bir de 72. Bir dakika 42 ne? Yoğun bakım sayısı da bir demiş. Genel bir de yeni doğan var. Aynen. 42. O zaman 73 oluyor. Evet 73. Perde olan yer. Hayır perde olan yer aslında. Burası o boş. O boşluk. Ama amblem niye o boşluğun üzerinde? Can mı kaptan acaba? Belki orası değişebilirdi. Şey var. Üstte de bir değişiklik var. Şurada bir değişiklik var gibi sanki değil mi? Şurada. Ağaçların olduğu yerde. Yani güzel çizilmiş bir proje. Değil mi? Blok. Bu tabii ilk ihaleye çıktığındaki şeydi bu resim. Ama şu anda bakıyoruz bazı değişiklikler yapılmış. Yani arka taraftaki şu otoparkları falan sayın vekilim toprak gelmesinden dolayı yer değiştirdiler. Yer değiştirdiler. Bunların renkse falan oldu diğer tarafa. Nasıl? Toprak kayması olmuştu ya. Ha. İlk başladığında. O fora diğer kazıklar tarafa, yapıldı oraya. Tabii ondan sonra fora kazık o otoparkla yüksek otoparkla iptal edildi. Öbür tarafa teslim merkezi olarak atıldı. İçeride tesisat çalışmaları vesaire. Bartın'da inşaatı devam eden 400 yataklı devlet hastanesi inşaat çalışmalarını ziyaret maksadıyla bugün buradayız. İl başkanımız, meclis üyelerimizle beraber şantiyedeki arkadaşlarımızı ziyaret ettik ve onlara kolaylıklar diledik. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bartın 400 yataklı devlet hastanemizin kapasitesi 575 yatağa yükseltilebilecek büyük bir sağlık kompleksi. 127 dönüm arazi üzerinde 95 bin metrekare kapalı alana sahip olacak büyük bir hastane inşaatında artık kaba inşaatın %90'ının tamamlandığını ve iç tesisatın çalışmalarının da belli bir aşamaya geldiğini ve 2023'ün ilk 6 ayında inşallah inşaat çalışmaları tamamlanarak Bartın'a ve bölgemize de hizmet verebilecek büyük bir sağlık kompleksini kazandırmış olacağız. 575 yatağa yükseltilebilecek 400 yataklı projede 66 yoğun bakım yatağı var. 138 poliklinik odası var. Yine 24 diyaliz ünitesi var. 24 ameliyathanesi var. 3 ayrı acil servis bölümü var. 58 acil servis yatağı var. Toplam 730 araçlık açık ve kapalı otoparkı var. Bartın'ın şehir merkezinin de tam orta yerinde, çok uygun bir arazide hem Bartın şehrine hem de çevre illerimize de hizmet verebilecek büyük bir sağlık yatırımı. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve şantiyede çalışan müteahhit firma yetkililerine ve işçilerimize çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Gerçekten Bartın'ın önemli bir ihtiyacı ve bölgemizin önemli bir ihtiyacı giderilmiş olacak. Bu hastanemizde bütün branşlar hizmet verecek. Anjiyo, kalp ameliyatı dahil olmak üzere bütün branşlarıyla sağlık hizmetinin tüm gerekleri burada son teknolojinin imkanlarıyla birlikte Bartın Devlet Hastanemizde vatandaşlarımıza en kaliteli sağlık hizmetinin ulaşması sağlanmış olacak. Ben tekrar çalışan arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum.